Kemal Derviş yine solda görev yapmış. DSP hükümetinde bakanlık yapmış. Daha sonra CHP'den milletvekili seçilmiş ve genel başkan yardımcılığı yapmış bir isim. Siz o da önemli ve çok kritik görevler yapan Amerika Presslerden biri diyorsunuz. Bir bakalım, ekrana getirelim kitabınızda yer alan iddiaları, ardından kısaca konuşalım. Evet sevgili seyirciler, Kemal Derviş'in gayri resmi biyografisine bakalım şimdi. Dünya Bankası Başkan Yardımcılığı görevindeyken 2002 yılında IMF'nin talebi üzerine görevi bırakıp Türkiye'ye gelen ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan Kemal Derviş, görevindeki ilk iki ayını Amerika-Türkiye arasında gidip gelerek geçirdi. Bu dönemdeki tek faaliyeti IMF kaynaklı 15 kanunu meclise dayatmak oldu. Peki Kemal Derviş'in 2002 yılında Türkiye'ye getirilmesinin arkasındaki gerçek neydi? Bu operasyonda kimler rol aldı? Araştırmacı yazar Erol Bilbilik, Amerika Perestler adlı yeni kitabında şu satırlara yer veriyor. Ecevit, Irak, Kıbrıs, Ege ve Avrupa güvenlik savunma politikaları konusunda milli bir politika izliyordu. Bunun üzerine Bush yönetimi 2002 yılında Başbakan Ecevit'i devirerek İsmail Cem, Kemal Derviş, Hüsamettin Özkan üçlüsünün başa geçirilmesi kararını aldı. Amerika bu planı hayata geçirmek için Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının kilit kadrolarını 2002 yılının Haziran sonu Temmuz başı gibi Türkiye'ye yolladı. Bu ekip Ankara ve İstanbul'da yığınak yaparak işbirlikçi büyük sermaye ve çıkar gruplarını harekete geçirdi. Ancak Ecevit'e tertiplenen ilk kundaklama püskürtüldü. Bunun üzerine Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz 14 Temmuz 2002'de acilen Türkiye'ye geldi. İstanbul Konrad Oteli'ndeki TESEV toplantısına katılan Wolfowitz'e TESEV yönetimi Mustafa Koç'un Kanlıca'daki villasında akşam yemeği verdi. Kemal Derviş'in de hazır bulunduğu bu yemekte Ecevit hükümetini devirme operasyonu planlandı. Yemeğe Amerika Ankara Büyükelçisi Robert Pearson, TESE ve TÜSİAD eski başkanı Bülent Eczacıbaşı ve 95'ten bu yana TESEV'in başkanlığını yürüten Can Paker gibi isimler katıldı. Derviş, erken seçim kararının aldırılmasından sonra bakanlık görevinden istifa etti. 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili seçildi ve CHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Derviş'in Türkiye'ye getirilmesi ve Ecevit hükümetinin devrilmesi planlarının gerçekleştiği toplantıları bu şekilde aktaran Erol Bilbilik, sürecin sonunu şu cümlelerle anlatıyor. Amerika, Kemal Derviş'i siyasi liderliğe bir Truva atı olarak göndermiştir. Ama Derviş bu işi becerememiştir. Çünkü Derviş, Amerikan küresel emperyalist sermayesinin bir ekonomistidir. Siyasetçi değildir. Amerika'nın hatası bu olmuştur. Evet, belli. Amerika'nın bir hesap hatası yaptığı belli. Sayın Bilbil, çok ilginç bir olay da var. Ben daha evvel Kanal Türk'te 5. Boyut programını yaparken dönemin İsmail Cem ve ekibi ayrıldığı zaman, Kemal Derviş ekibi diyelim, İsmail Cem daha sonra döndü ve durumu fark etti aslında. Namuslu ve entelektüel bir yanı var İsmail Cem'in. Dışişleri Bakanlığı yapan İsmail Cem'den sonra, ki Ecevit Hükümeti'nde daha önce de Devlet Bakanlığı yapıyordu. 5 yıl süreyle bakanlık yapan Sayın Şükrü Sina Gürel'i ben konuk ettim. Bu dönemi ayrıntılı bir şekilde anlattı. Zaten Fikret Bila'nın kitabında da bu darbe anlatılıyor. Bu operasyon ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Çünkü Sina Gürel dedi ki bana, biz Kemal Derviş'i bulamadık. Kemal Derviş ortadan kayboldu. Kemal Derviş Devlet Bakanı ekonomiden sorumlu. Yok ama kayıp, nerede olunduğu bilmiyor. Ecevit Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü aramış ve Kemal Derviş'in bulunmasını istemiş. Başbakan kendi bakanını bulamıyor ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ediyor bulunması için. Daha sonra ben bunu Ecevit'ten doğrulattım. Ecevit'in ölümünden sonra yayınladığımız biyografisinde de o söyleşiye yer verdik zaten Kanal Türk Televizyonu'nda. Bu ilginç bir olay. Siz bu Ecevit'in iktidardan düşürüldüğü, yani bu Kemal Derviş ve ekibinin ayrıldığı ve erken seçim kararının ardından yaşananları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü ilginç bir durum var. Yine Şükrü Sina Gürel'in anlattığına göre, ki kendi katıldığı toplantıda Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, dönemin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, Başbakan Bülent Ecevit toplanıyorlar ve
Amerika'nın Irak harekatından, Irak'a saldırısından önce, herhangi bir operasyondan önce 125 bin kişilik orduyla Irak'a girmeye karar veriyorlar. Ve onun ardından düşüyor. Şimdi Şükrü Sinan Gürel bunu bizim programımızda açıkça söyledi ve kimse de yalanlamadı. Toplantıya katılan isimler tarafından da yalanlanmadı. Bir şey şu anda hatırlamıyorum. Bu toplantıda Devlet Bahçeli var mıydı, yok muydu? Onu şu an hatırlamıyorum ama Şükrü Sinan Gürel bunu bizim programımızda açıkça söylediği halde yalanlanmadı. Böyle kritik bir dönem. Yani Amerika'nın Irak işgali hazırlandı. Türkiye'nin bu işgalde çok önemli, kilit bir rol oynamasının düşünüldüğü, planlandığı. Gemilerin biliyorsunuz daha sonra gemiler tezkere mecliste evet. görüşülürken İskenderun açıklarında bekliyordu artık. Askerler mide bulantısı geçirmeye evet. başlamış sallanan gemilerde durdukları için. Böyle bir dönem. Bu dönemde kayboluyor. Siz tamamen görevli olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Şimdi evvela Vakit Paz dediniz. Kemal Derviş bir CIA ajandır. Özel olarak yetiştirilmiş bir ajandır. Ben bunu nasıl bu kadar açık? 5 senedir yazıyorum ve davada açamıyor. Çok açık ve net. Bir, Kemal Derviş'in eşi Katerin Spakniak Derviş. Türk basını çok hoş karşıladı onu. Çok her şey. Çeti yenge diye. Çeti yenge diye karşıladı. Evet. Bununla evlendi bu. Katerin Spakniak Derviş Türkiye'ye ilk geldiğinde Kemal Derviş'le böyle Leyla Umarlara, şunlara bunu boyuna röportajlar veriyor bir sürü gazetelere. Tabii ne söylediğini bilmediği için, bir de Erol Bilbili'nin dikkatle takibinde olmadığını da bilmediği için söylüyor. Diyor ki ben Amerika'da Georgetown Üniversitesi'nde İspanyolca eğitimi gördüm, Çince eğitimi gördüm. Defalarca Çin'e gittim, Şanghay'a, Pekin'i ziyaret ettim defalarca ve şimdi de ben Kongre Kütüphanesi'nin Çin bölümünde çalışıyorum dediği anda iş bitmiştir. Neden? Yani onu dünyada... bir dile ilgisi olamaz mı? Yani hayır, mesela ben de çok dil öğrenmek isterim. Tabii ki olabilir. İşte orada ben bu sürekli izlemede ve taramada olduğum için bunu yakaladım. Belgeli zaten dipnotlarda, gazeteler filan. Şimdi Türkiye'de kimsenin bilmediği şey şu. Bir kongre kütüphanesi, Beyaz Saray'ın yani kongresinin kütüphanesi bir Amerika'nın normalde bir arşividir. Ulusal arşividir bir ve ulusal kitaplığıdır. Bütün dünyada yayınlanan kitapların tümü oradadır. Çin'den tutun Balıkesir'in Dursun Bey kazasının günlük gazetesi dahil gider oraya. Pursak ilçesinin Ankara dahil orada günlük gazeteler duran bir yer. Şimdi bu bir. İki, şu bilinmiyor. Kongre Kütüphanesi doğrudan doğruya CIA'ya bağlıdır. Buna dipnotumda ispatım şu. James Jeffrey'in dünyanın en büyük CIA uzmanı James Jeffrey, Doktor James Jeffrey'in Intelligence Ağı denen, Network denen kitabında bunu yazıyor. Diyor ki Kongre Kütüphanesi CIA'ya bağlıdır. Bunların Federal Araştırma Bürosu denen kısmı ise Kongre Kütüphanesi bünyesinde değil, Hudson Nehri'nin ucundaki bir küçük tersanenin içindedir. O da operasyonlar bölümünden sorumlu bir CIA doğrudan şeydir. Şimdi bu Çin masasında, kütüphanenin Çin bölümünde dediğine göre, yüzlerce defa Çin'e gittiğine göre, Çince'yi de çok iyi bildiğine göre CIA ajanı olduğu bellidir buradan. Çalıştığı yer itibariyle bir kere kongre oraya bağlı. Orası oraya bağlı. Görev de bu. Ben de söylemiyorum kendi. İki, zaten bu Polonya'dan Washington'a, Amerika'ya göç etmiş bir Yahudi elitinin kızı, anası da babası da elit. Yani ben Yahudiliği filan ırksal anlamda söylemiyorum. Elit. Yani dünyayı antisemitizmi... Hiç antisemini hiç alakası yok. Yok, öyle bir tutum içinde değilsiniz. Bu bir, iki elit kısmında ve görevli. Ve bunu
birinci eşinden, birinci eşini tanırım ben, bizim Büyük Adalı. Zaten bu da Büyük Adalı'nın en zenginlerinden biri Kemal Derviş. En zengin adam zaten. Babası Ali Rıza Derviş. Zaten hırsızın biri yani.